Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim, ister buzluğunuza atın, isterseniz de hemen pişirin, çok güzel pizza tarifi hazırladım. Bu pizzayı özellikle buzluk için hazırladım aslında. Sizlere buzluğa nasıl atabilirsiniz onu hazırlamak istedim. Ama arzu ederseniz de hemen pişirebilirsiniz. Evimizdeki klasik 200 ml bardakla 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 çorba kaşığı toz şeker, 1 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 paket kuru maya. Öncelikle bunların hepsini bir karıştırıyorum. İlave ediyorum. Yavaş yavaş unun arkadaşlar. Size ne kadar un ilave ettiğimi sonunda söyleyeceğim. 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave edip elle yapışmayan böyle yumuşacık bir hamur elde ediyorum. Hamuru biraz toparladıktan sonra masamın üzerine şöyle bir miktar un serpip masada şöyle 2-3 dakika boyunca hamurumu yoğuruyorum. Yanıma 5,5 su bardağı kadar un aldım. Ortalama 5 bardak un yeterli gelecektir. Sizde de 3 aşağı 5 yukarı aynı gidecektir. Yavaş ve dikkatli ununuzu katın. Çok aşırı sert bir hamur elde ederseniz arkadaşlar pizzanızın hamuru da sert olacaktır. O yüzden yavaş yavaş unu katmayı ihmal etmeyin lütfen. Böyle baktığınız elinize yapışıyor. Arada hafif un serpip yoğurmaya devam edin. Hamuru yeterince yoğurdum arkadaşlar. Tam tamına şöyle 3 dakikadır, 4 dakikadır yoğuruyordum. Bakın böyle bir kıvam alması gerekiyor. Kabın içerisine şöyle bir miktar un serpip hamuru yarım saat 40 dakika boyunca mayalandıracağım. Üzerine böyle bir poşet geçirirsiniz. Daha güzel mayalanacaktır. Şimdi bu mayalansın. Sonra pizzamın yapımına geçeyim. Hamurum yeterince mayalandı. Kaşarımı rendeledim. Ben üzerine böyle mantar, yeşil biber, sucuk, birazcık sosis, bir de şöyle küçük domateslerim vardı, kırmızı biberim olmadığı için onlarla yapacağım. Sizler de evdeki malzemelerinizle yapabilirsiniz. Şimdi hamuru alıyorum, şöyle masanın üzerine alayım. Bu hamurda ben 3 tane orta boy yapacağım arkadaşlar. Çok aşırı küçük yapmayacağım ama arzu ettiğiniz gibi de yapabilirsiniz. İsterseniz küçük, isterseniz daha büyük, isterseniz normal tepside. Nasıl arzu ederseniz. Şöyle yuvarlak halde getiriyorum. Kenara alıyorum. Ben birini pişireceğim, sizlere göstereceğim. Diğer iki tanesini de buzluğa koyacağım. Tosunu da hazırlayayım. Bir yemek kaşığı domates salçası. Şöyle biraz suyla açıyorum. Sakın burada içerisine yağ katmamanızı tavsiye ederim. Hamur çok yağlı oluyor. Zaten sucuk falan kaşar yağıyla yağ miktarı yeterli geliyor. Bir tatlı kaşığı da kekik. Varsa evinizde benim gibi biraz şöyle Osmanlı baharatı katabilirsiniz. Bu baharatçılarda satılıyor arkadaşlar. Biraz da karabiber. Güzel bir lezzet veriyor ama yoksa katmayabilirsiniz. Biraz daha su katacağım. Sürmesi daha rahat olsun. Hatta şöyle hepsini koyayım. Yarım çay bardağı tam. İyi geldi. Sosumun kıvamı böyle. Sosum da hazır. Hamuru çok aşırı ince olmadan açıyorum. Açtıktan sonra yağlı kağıdın üzerine alacağım. Ben çok ince değil, orta kalınlıkta bir hamur yapacağım. Biraz daha açıyorum. Zaten elimi alınca çekiliyor hamur.
Şimdi buzluk için yapacağım. O yüzden hemen yapıp buzluğa atayım. Birazcık donması lazım. Streçlememiz için. Birazcık alacağım. Yerleştiriyorum. Tekrar elimle biraz yuvarlak şekli vereceğim. Pizzayı pişirirken de fırının tepsinin tersiyle pişireceğiz. Onu da size göstereceğim. Daha güzel ve daha çabuk pişiyor. Delikler falan açmayacağım. Zaten hamuru yeterince ince yaptık arkadaşlar. Üstten şöyle 2 yemek kaşığı koyayım. Hepsine 2'şer yemek kaşığı yeterli. Yardımıyla güzelce sürüyorum. Salça sosu sürdükten sonra şöyle bir avuç dolusu önce alt kısmı kaşarı koyacağım. Şu kenar kısımlarını küçücük de olsa şöyle hafiften bir katlayacağım. Elimle bastırıyorum. Çok olmadan. Çok hafif. İsterseniz bu kenarlara kaşar koyup kaşar dolgulu da yapabilirsiniz. Şöyle bastırıp ittiriyorum. Gördüğünüz gibi şöyle elimle parmağımı hafif bastırıyorum açılmaması için. Az daha mısır unutuyordum. Mısır da var arkadaşlar. Şimdi artık şöyle alıyorum. Biberlerden rastgele bırakıyorum. Mısırdan bırakıyorum. Şöyle çok olmadan birkaç tane sosis. Tekrar söylüyorum, sevdiğiniz malzemelerle yapabilirsiniz. Sadece sucuk kaşarla bile yapabilirsiniz. Hatta sadece kaşarla bile. Nasıl arzu ediyorsanız. Mantarları bırakacağım. Üstüne şöyle sucukları bırakıyorum. Ben şöyle birkaç tane renk vermesi için de domates koyacağım. Tamamen görüntü olarak hoş bir görüntü olması için. Pizzanın bir tanesi hazır. Şöyle çok hafif bir kaşar bırakacağım ama sizler buzluğunuzdan çıkarınca üzerine bolca şöyle kaşarı rendeleyip dökün. Ondan sonra fırınlayın. Şimdi ben bunu böylece alıp buzluğumun boş kısmına koyacağım. Şöyle 1 saat kadar iyice donduktan sonra streçleyeceğim. O buzlukta donarken ben diğerlerini yapmaya devam edeyim. Pizzaların hepsi hazır. Şimdi bir tanesini fırına atacağım. Fırına nasıl koyduğumu göstereyim. Şöyle evinizde düz bir şey varsa şöyle alın, altına doğru sokun ve bu şekilde götürün. Buzluğunuza yerleştirin. Bakın hiç dağılmıyor. Gayet rahatlıkla buzluğa girebilir. Şimdi buzluğa götüreyim. Diğerini de fırınlayacağım. Şöyle altındakini çekiyorum. Bakın dümdüz bu şekilde koydum. Ve bu şekilde fırına götüreceğim arkadaşlar. 180 derecelik fırına götürüyoruz ama üstte değil, en altın bir üstüne koyun. Altı güzel pişmesi için. Çünkü tersine pişiriyoruz. O yüzden fırının alt kısmına doğru koyun lütfen. Dikkatlice pişirin.
Ve öncelikle pizzayı size göstereyim. Çok güzel bir şekilde altı falan kızardı arkadaşlar. Harika oldu. İnanın çok güzel bir şekilde pişti. Bir 15 dakikada. Şimdi bunu kenara alayım. Buzluktakileri hemen bir sarayım. Sizlere göstereyim. Kurtarayım şunu. Pişirdiğim burada arkadaşlar. Diğer ikisini de şimdi nasıl kaldıracağım, nasıl saklıyorum buzlukta, onu hemen çekip size göstereyim. Dikkatli yapın, hava almasın. Bu taraftan yapalım. Hiçbir yerde hava almadığından emin olun. Siz biraz daha fazla dondurup öyle yapın arkadaşlar. Benim çok fazla olmadığı için çok aşırı donduramadım. Her yerin kapandığından emin olun. Her iki pizzayı da güzelce streçledim arkadaşlar. Şöyle birkaç kere üst üste koyun. Şimdi artık buzdolabımıza kaldırın. Pişireceğiniz zaman hemen streç üzerinden alın, tepsiye yerleştirin. Buzlu olacağı için hiç dağılmayacak, merak etmeyin. Ama buzunu çözülmesini beklemeyin sakın. Streçini açın. Ondan sonra pişirebilirsiniz. Şimdi soğudu ama yaptığım bu pizzayı da güzel bir kesip size göstereyim. Hazırlayayım derken soğudu ama artık yapacak bir şey yok. Şöyle dilimleyip size göstereyim. Dediğim gibi sakın salça sosuna yağ koymayın. Zaten gördüğünüz üzerinde bakın. Yağ yeterince var. Bakın çok güzel. Kalınlığı falan harika oldu. Ne çok ince, ne de çok kalın. Tam istediğim gibi. Artık videomu bitireceğim arkadaşlar. Sizlere şöyle elimle göstereyim. Bakın kalınlığı falan çok güzel. Sizin için şöyle bir ısırdım. Bu güzel lezzetli tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. 1'den 10'a kadar videonun yorum kısmında puanlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.